ölmüş kimselerle nasıl helalleşebiliriz? Yani diyelim ki adamın bir malını çaldık. Hayatta olsa, kardeşim gençlikte yaptık bir yanlışlık. Affet bizi. Neyse bedeli, 3 liraysa 30 lira vereyim. Hakkını helal et. Bir yanlışlık yaptık. Cenab-ı Allah bizleri affetsin diyerek pişmanlık sergilemek suretiyle bir helallik alma cihetine gidebiliriz. Ama adamın gıybetini yapmışız, adamın malını çalmışız, işçinin hakkını ödememişiz. Belki maaşını ödemediğimiz için adam bizden sebep borca düşmüş. Borç faize dönüşmüş. Yani çok ciddi zararlar vermiş olabiliriz. Nitekim geçenlerde memleketimizin bir tarafında intihar eden bir aile söz konusu oldu Basri Hocam. Evet. Haberlere çıktı bu olay. Derken bir kardeşimiz, hocam sizinle acilen görüşmem lazım. Daralıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum diye aradı. Tamam, görüşelim dedik. Gecenin bir vakti bu kardeşimizle buluştuk, görüştük. Olay şu, meğersem bu kendine ve ailesine kıyan kimseye bir borcu varmış. Şimdi acaba benim yüzümden mi bu insan canına kıydı, ailesine kıydı diye feryat ediyor. Tabii bilemiyoruz. Yani insanlar bazen basit görebiliyorlar. Kardeşim işte ya 1000 liradan sebep ne olacak? Şimdi değil, hafta başı gel, hafta başı veririm. Ama o 1000 lirayı adam alacak, ona göre borcunu ödeyecekti. Söz vermişti. Cuma günü ben bu alacağımı alacağım, onunla borçlarımı ödeyeceğim diye. Bakkal bekliyor, manav bekliyor, kasap bekliyor. Senin için önemli değil belki. Ya, cuma olmasın da hafta başı, pazartesi veririm, ne acelesi var dediğim bir meblağ onun için çok önemli olabiliyor. Kaldı ki borçsa bu borcu ödeyeceksin kardeşim. Yani Müslümanlık böyle bir şey. Adam borçluyken cebinde parasıyla yatamaz. Müslüman bir insan yatamaz. Hem parası yoktur. Çalışır, didinir, olmaz. Ona diyecek bir şey yok ama borçlu olan biri. Ama maalesef bugün görüyoruz, işçisinin parasını ödemeyerek birkaç gün daha parayı nemalandırmanın peşinde koşan insanlardan tutun da 3-4 gün daha borcu sallayabilmeyi bir işmiş gibi düşünen kimselerle bile karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla eğer bir hak oluşmuşsa birinin ödemesini bir gün geciktirmişiz. Bu bir hak kardeşim. Bu bir hak. Bunun helallikle, uzlaşmayla çözümlenmesi lazım. Eğer adamı bulabiliyorsak, adam hayatta ise bir şekilde bununla helalleşmenin yoluna gidilir. Ama ölmüşse ne yapılacak? İşte ölmüşse yapılacak meseleler zorlaşıyor. Deniliyor ki eğer maddi bir alacak verecek söz konusu ise behemhal derhal o borcun söz konusu kişinin varislerine verilmesi gerekir. Efendim birine versen diğerleri ne vermeyebilir. Dolayısıyla başına bela almış olur insan. Bütün varislerini bulup hakları kadar onlara o parayı ödemesi lazım gelir. Sıkıntılı bir iş. Eğer varisleri yoksa, kimi kimsesi yoksa o zaman eğer Müslüman biri ise onun adına bir hayır hasanat yaptırılır. Efendim bir çeşme yapılır, bir sadaka-i cariye tesis edilir. Eğer Müslüman değilse olabilir ki adam Hristiyan veya Yahudi veya herhangi bir dine mensup
değil. O zaman da bu maddi borcun kamu hizmetlerinde harcanması söz konusu olur. İşte bulunduğu mahallede eğer ihtiyaç varsa bir okul binasına harcanabilir, bir hastane binasına harcanabilir. Ne bileyim bir çeşmeye ihtiyaç varsa çeşme yaptırılabilir vesaire. Bir yerlere bu borç ödenir. Fakat bununla beraber olay bitiyor mu? Bitmiyor. Belki de biz ona borcumuzu vaktinde ödemediğimiz için adam ne sıkıntılarla karşılaştı. Öyle müteselsilen alacaklarını alamadığı için koca koca işlerini tasfiye etmek zorunda kalan ve zenginlikten, varlıktan fakirliğe düşmüş olan nice insanlar var. Biz basit görebiliriz belki işte 100 bin liradan ne olacak, 1 milyondan ne olacak diye. Ama bunlar zincirleme büyük kazalara yol açabiliyor. Dolayısıyla burada kul hakkı dediğimiz şey çok vahim sonuçlar doğurabiliyor. Hakikaten yalvarmak, yakarmak, ağlamak, gözyaşı dökmek gerekir. Tövbe-i nasuhta bulunmak gerekir. Samimi tövbe etmek gerekir. Eğer bir insan samimi olarak tövbe ederse, kul hakkıyla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitmekten artık endişe eder, kılı kırk yarmaya başlar ve dikkatli davranırsa, hadi birinin hakkını kazara yemiş diyelim, bundan sonra artık çok ölçülü, dikkatli ve dengeli olmaya başlarsa, bununla ilgili şöyle müjdeler var. Cenab-ı Allah kulunun samimiyetini görürse, hak sahibi olan kişiyi bir şekilde ahirette memnun eder. Nasıl memnun eder? Ahirette herkes muhtaç durumda. Yani benim ihtiyacım yok, benim hesabım sağlam, ben garantideyim diyen hiç kimse yok. Dolayısıyla bu alacaklı olan kula Cenab-ı Allah sıkıntılı bir anında cennette yerini gösterir. Buraya gitmek arzu eder misin der. O da elbette arzu ederim der. Bunun üzerine Cenab-ı Allah filan kardeşine hakkını helal et, ben de sana cennetteki bu makamı vereyim diyerek onun hakkını helal etmesine vesile olur. Fakat bunu kazanabilecek bir imkana sahip olabilir miyiz? Dolayısıyla kimsenin hakkıyla öbür tarafa gitmemeye bakmalı. Eğer bir hak hukuk oluşmuşsa mutlak surette bunları hayattayken ödemeye gayret etmeliyiz. Nihayetinde ahirete intikal eden, irtihal eden hiçbir kimse yanında servet götürmüyor. Herkes kazandığı malı, mülkü burada bırakıyor. Kavga ettiği, bağırdığı, çağırdığı, silahlarla müdafaa etmeye çalıştığı servetini geride bırakıyor herkes. Binaenaleyh bizden sonra gelenler o servetin safasını sürecekler. O serveti har vurup harman savuracaklar. Biz ise aşağıda hesabını vereceğiz. Bu noktada hukuki her türlü ilişki kurduğumuz kimseyle bir helalleşme içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Çünkü helallik bize bir şey kaybettirmez ama çok şey kazandırır. Bu helallik alırken de işte bütün haklarını helal et, bütün haklarımı helal ettim diye götürü usulü helalleşmeden daha ziyade eğer bir maddi unsur varsa onu dile getirmek lazım. Yani işte ben haksız yere senin 10 bin liranı almıştım 20 sene önce. Bugün işte 100 bin lira vereyim de hakkını helal et. Yani 100 bin lira da karşılamaz ama ne olur gel hakkını helal et diye böyle bir helalleşme cihetine gidilmeli.